Evet, bugün kokoreç yaptık. Ettik mezbahadan. Bağırsağımızı aldık, mumbarımızı aldık. Yağlı, güzel. Taze, daha yeni kesilmiş kuzudan. Ve pişiriyoruz. Yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika pişecek. Sonra döküm tavanın üstünde ince ince kesip genel pişirme işleminden ve baharatlama işleminden sonra yiyeceğiz. İşlem bu. Şimdi bir çevirelim. Bir de çevirirken görün. Kameraman elini sil, ondan sonra gel. Bakıyoruz. Maşallah çok güzel pişiyor. Kenarları o kadar önemli değil çünkü tekrardan döküm tavada pişireceğimiz için bu kadar mesele değil. Asıl mesele bu kokoreçin içindeki mumbarın yağlı olması, yani kalın bağırsak. Güzel temizledikten sonra hortumu, içinden pisliğini, kötü şeylerini attıktan sonra, güzel dezenfektenden sonra sarmanız gerekiyor. Ben oklavaya sardım. Siz farklı bir, atıyorum, ağaç dalı, ormanda yapıyorsanız uzun bir ağaç dalına sarabilirsiniz ya da demire sarabilirsiniz, fark etmez. Ben pratik olduğu için oklavaya sardım. Mangal biraz küçük, biraz büyük sardık ama sıkıntı yok dediğim gibi. Aynen böyle. Kömür biraz fazla olacak. Şöyle bakabiliriz. Bu kadar da mesafe olacak. Gayet güzel yağları da akıyor. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kokoreçi şeyde pişirme işimiz bitti. Oklavada. Şu anda döküm tavada demiştim ama döküm tavaya kıyamadık. Onun yerine bir saçta şu anda içlerini de pişiriyoruz. Birazdan dilimleme işlemine geçeceğiz. Bakın nar gibi pişiyor. Harika bir şekilde. Ve arkadaşlar sakın ben yapamam demeyin. Yani dışarıda yediğiniz kokoreçlerden 1000 kat daha iyi oluyor. Çünkü içinde fazla yağ yok. Dışarıda yediğiniz kokoreçlerin hepsi içi yağ dolu. Dışına da zar gibi bir bağırsak tabakası döşüyorlar, bırakıyorlar. Ve dünya paraya satıyorlar. Şuna bakın, şuna. Mis mis. Makarna gibi ya, maşallah. Maşallah. Devam edeceğiz doğrarken. Bıraklatıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda doğrama işlemine geldik. Doğruyorum. Yukarıdan çekersem daha iyi. Tam yukarıdan. Fazla küçük yapmanıza gerek yok. İyi olsun. Bizim olsun. Bakın içinde fındığı falan da var. Harika. Bağırsa hani kendiniz aldığınız zaman ve kendiniz temizlediğiniz zaman milletin yok bunun içinde şu kalmış, bunun içinde bu kalmış gibi laflarını çekmenize de gerek yok. Her şeyini kendimiz yaptık. Böyle bir güzel pişiyor. Ama fazla yağını atacağız. Şöyle iki tane alayım. Harika. Evet arkadaşlar, şu anda da domatesini ve biberini ekliyoruz. Dolu çevir, biberini koyduk. Ben fazla götüreyim. Yani biz domates ve biberli tercih ediyoruz. Tercihe göre saadete olabilir. Bu bir lezzet katıyor. Birazdan kekiğini, acı biberini ve tuzunu ekleyeceğiz. Tercihe göre kimyon, çeşitli baharatlar da koyabilirsiniz. Gene sizin damak tadınıza kalmış. Ama dediğim gibi aslında fazla bir şey koymamak lazım.